Yeni Audi Q5'in içindeyiz. S-Line spor paketli. Bütün detaylarını sizlerle paylaşacağım. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Çok ama çok konforlu bir araç. Süspansiyonları havalı. Havalı süspansiyon var yani. Yükseltebiliyorsunuz, alçaltabiliyorsunuz. Ayrıca teknoloji açısından Audi çok ileride. Hayalet göstergeye bayılıyorum. Ambiyans aydınlatma tabii ki var. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Lütfen paylaşın, beğenin. Daha çok video gelsin. Şimdiye kadar yaptığınız destekler için ben ayrıca teşekkür ediyorum. 360 derece kamera sistemi veyahut Audi Presence sistemi, otomatik fren, şeritte kalma, otomatik park etme, bütün sistemlerle alabilirsiniz. Dolu bir araç oluyor. Benim Q5 aldığım zaman seçeceğim şeyler nedir? S-Line olması kesinlikle ve tabii ki de cam tavan, panoramik cam tavan olması. Hayalet gösterge tabii ki olsun, neden olmasın. LED far sistemi, yenilenmiş dizayn, yeni ön yüz, daha köşeli, yeni 3D ızgara. S-Line spor paketi olduğu için ızgarada krom detaylar var ve tamponda da öyle. Ayrıca tamponda alçak. Dinamik sinyal lambası var arkada. Yan tarafta ise 20 inç S-Line özel jantlar, benim çok hoşuma gidiyor. Bu araç 252 beygir gücünde ve 370 Nm tork üretiyor. 0'dan 100'e 6.3 saniyede hızlanıyor. Maksimum hız 237 km/s. Bence çok iyi veriler bunlar. Ayrıca yakıt tüketimi de az böyle bir motor için. 6.9 litre ortalama yakıt. Motoru 2 litre 4 silindir benzinli motoru var. Şanzımanı 7 ileri otomatik. Şimdi bu aracın ön yüzü, arka kısımda dinamik sinyal lambaları ve yenilenmiş arka stop lambaları. Harika bir araç. Şimdi bu aracın içine bakalım. İkinci nesil. Burada güneş perdelerimiz var. Burada Alcantara ve deri uyumu süper. Ayrıca S-Line olduğu için koltuklar da S-Line'a özel. Şimdi birazdan yakından bakacağız. Eşya gözü segmentinin en büyüğü. Koltuklara geldiğimiz zaman bu şekil S-Line'a özel yani. Burada siyah tavan döşemesi var. Alcantara da seçebilirsiniz. Burada panoramik cam tavan. Böyle yapabilirsiniz veya geriye doğru açabilirsiniz. Burada 3 bölgeli klimamız var. Ve konsol bu şekilde, aynı Audi Q7 gibi. Q7 testi de yayında. Alaaddin 61 Audi Q7 TR yaz, arama yap. Şimdi kör nokta uyarı sistemi alabilirsiniz. Ekstra bunda yok. Audi hayalet gösterge var. S-Line spor direksiyon var. En büyük MMI Plus sistemi ekranı var. Burada klima, start düğmesi, spor pedallar. S-Line'a özel. Cam tavan harika. Şimdi bu arkadaki diz mesafesi çok geniş. Çok büyük yani. Çok iyi. Ve burada iki tane bardaklık var. Bu kol dayama da deri. Bu derinin kalitesi çok yüksek. Ve işçiliği de çok iyi. Gördüğünüz gibi uzatmalı koltuklar var önde. Şimdi sürücü koltuğundan bakalım. Harika, modern, teknolojik bir konsol anlayışı. Şimdi sürücü koltuğundan bakmadan önce şu düğmelere bakalım. Açma, kilitleme, ısıtmalı aynalar, katlanan aynalar ekstra. Arka camlar kilitleme, bagaj, burada eşya gözü. Elektronik koltuk ayarlama seçenekleri de var. Burada uzatmalı koltuklar. S-Line koltuklara bayılıyorum arkadaşlar. Unutmadan da şurada S amblemi var ve LED aydınlatılmış. Harika görünüyor.
Aracın kumandası bu şekilde. Kilitleme, açma, bagaj. Bagaj otomatik tabii ki. Yenilenmiş kumanda. Şimdi burada detaylıca özelliklere bakalım. Hayalet göstergeye birazdan geleceğim. Burada işleme çok süper. Vites değiştirme kolları var. S-Line direksiyon dediğim gibi. Başüstü gösterge ekstra bunda yok. MMI Plus sistemi Türkçe var. Birazdan bakacağız. Şimdi burada uzatmalı koltuklar. Burada uzatmalı kol dayama ve yükseklik ayarı 3 tane. 2 tane USB AUX girişleri. Burada 2 tane bardaklık. Biraz hızlı geçiyorum. Buraya anahtarı koymak için. Burada ses. Burada şanzıman ayarları. Vites kolu. Geri vitese koyduğunuz zaman geri görüş kamerası var. Ekstra. El freni. Auto hold rampada kaymasın diye. Burada MMI Plus sistemi için ekstra düğmeler. El yazısı tanıyor buradaki buradaki sistem. Burada start düğmesi var. Burada drive select. Burada mesela off-road gittiğiniz zaman araç kendini yükseltiyor. Off-road, comfort, automatic, dynamic, spor yani. Burada start stop kapatmak için sistem. Burada ESP. Rampadan otomatik inme. Otomatik park ekstra. Şimdi burada ısıtmalı koltuklar var. 3 ayarlı. Bu düğmeler akıllı düğmeler. Yaklaştığınız zaman hissediyor. Burada hız ayarlama. Burada şu anda Türkçedeyiz. Menüyü hızlıca geçelim. Araç ayarlarını göstermiştik. Burada ambiyans aydınlatma renkleri. Mesela beyaz, deniz mavisi, impuls kırmızı. Parlaklık ayarı da var. Mesela bu şekilde. Ben çok seviyorum bu sistemi. Burada sürücü asistanları. Yardım. Audi Presence yani şehir içi ani fren yapabiliyor. Mola tavsiyesi, yağmur sensörü. Daha çok sistemlerle alabilirsiniz. Şimdi de mesela menüye geçelim. Ses ayarları. Bu ses sistemi standart ses sistemi var. Bence daha iyi olabilirdi. Gerisini anlayın. Radyo sistemi. Burada medya var. Listeniz. Yan menüsü var. Albümler, türler ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi mesela burada telefon, Bluetooth bağlanma veya CarPlay Android destekler. Burada navigasyon, burada şuraya yazdığınız zaman tanıyor mesela. Burada da harita, Google Earth kullanıyor yanılmıyorsam. Audi Connect, burada ayarlar, tarih, saat, parlaklık vesaire devam ediyor. Yan menü, MMI ayarları. Dediğim gibi böyle bir sistem. Devam edelim. Start düğmesiyle çalışıyor tabii ki. Şunları da unutmadan göstereyim. Şu iki ekran çok güzel görünüyor. Burada benzin deposu. Su, motor suyu. Burada şimdi hayalet göstergede iki tane açı var. Aynen şu şekilde. Büyük ekran, küçük ekran. Yukarıda da 4 tane sayfa var. Bu sayfaların altında da diğer sayfalar var. Ana sayfalar bunlar. Buradan mesela değişik görüş açıları mümkün. Güzel bir sistem. Çok seviyorum hayalet göstergeyi. Direksiyona bayıldım. Burada F1 vites değiştirme direksiyona bağlı. Sesle komut verme. Burada harita rengini ayarlama düğmesi var. Adaptif hız sabitleyici ekstra. Burada otomatik far sistemi var. Sis lambaları. Kör nokta uyarı sistemi şu aynanın içinde oluyor. Bunda yok. Burada çerçevesiz ayna var. Yani baktığınız zaman daha iyi göze hoş. Akıllı düğmeler, LED aydınlatma. Yani yok yok. Cam tavan var. Kesinlikle panoramik cam tavan bence olmalı her araçta. Bunda da bayağı geriye doğru açılıyor yüksek. Büyük yani. SOS düğmesi ya ilk yardım.
Yani şunu söyleyebilirim, bu aracı bayağı bir sürdüm. Çok konforlu bir araç, çok sessiz, ses yalıtımı harika, süspansiyonları bir o kadar konforlu. Yani tabii ki dinamik modunu aldığınız zaman aracın sesi değişiyor ve bir hızlanma var araçta, anlatamam yani. 252 beygir gücünde 2 litre TFSI benzinli quattro 370 Nm tork var. Arkadaşlar bu araç uçuyor. Tabii ki kendinize vites değiştirebilirsiniz. Burada Türkçe dil seçeneği var. Burada Audi hayalet göstergemiz var. Yani her şey var. Bu araç dolu bir araç ve sevdiğim bir araç kesinlikle. Burada şimdi şehir içi testimizi yapacağız. Ondan sonra da otobana da tabii ki çıkacağız. Şimdi bu araç 2008'de piyasaya çıktı, ilk modeli, ilk kasası. 2008'de ilk nesil çıktı. 2012'de makyajlandı ve 2012'de makyajlandı, 2017'de bu kasa yeni nesil, ikinci nesil çıktı. Ve şunu diyebilirim, içi biraz daha geniş. Yani diz mesafesi çok iyi arkada bir önceki nesile göre. Ayrıca güvenlik sistemleri, hayalet gösterge olsun. Burada değişik sayfalar var, onu anlattım. Videonun bir önceki bölümünde. Burada MMI Plus sistemi var, sesle komut verme. Ondan sonra burada sesle komut verme, el işaretleri anlayabiliyor. Yani dolu bir araç, beğendiğim bir araç. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Yani bu aracın şu kısmını da beğeniyorum. Mesela şu anda frenden ayağımı çektim, sabit kalıyor. Onu demeyecektim ama onu da söylemiş olayım. Başüstü göstergeyle alabiliyorsunuz. Ayrıca mesela Q7'yi de test ettim. Alaaddin 61 Q7 TR yazın, arama yapın. O videoda yayında. Bu ikinci nesilde dizaynı daha köşeli, ön kısmı daha agresif. Bana daha çok hitap ediyor. Bir önceki model çok yuvarlaktı benim gözümde. Yani top gibiydi. Şimdi bu araç daha çok hoşuma gidiyor. Güvenlik sistemleriyle donatabilirsiniz. Mesela şu anda ambiyans aydınlatma çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada komple devam ediyor. Tek şerit. Mesela Audi Q7'de şurada da var bir tane aydınlatma. Bunda yok. Tek fark o. Ama burada yani şunu söyleyebilirim. Baya güzel, hoş duruyor. Mesela kırmızıyı seçelim. Şu anda kırmızıya döndü. Bu tüneli çok yavaş geçeceğim sizler için. Bu aydınlatmayı görmeniz için. Burada değişik göstergeler. Kırmızı var, mavi var. Beyaz kontür var. Beyaz pek hoşuma gitmedi. Kişisel. Şimdi birazdan da otobana çıkacağız. Ve şunu da unutmadan söyleyeyim. LED aydınlatmayı görüyorsunuz. Yükseklik ayarı, otomatik uzunları hepsi var, sis lambası içinde. Ve şunu söyleyeyim, harika aydınlatıyor. Bu yeni LED far sistemleri benim çok hoşuma gidiyor. Burada basacağız birazdan, kameralar bitsin. Hazır mıyız? 50'deyiz. 50'de tam gaz. 70, 90, 100, 110, 125. 125. Arkadaşlar çok hızlanma istediğiniz için, yani hızlanma daha çok olsun dediğiniz için bunları yapıyorum. Normalde kesinlikle böyle sürmem, tavsiye de etmem. Ama sizler için yapıyorum. Şimdi burada vites değiştirme var. Bunu yana aldığınız zaman vites kendiniz değiştiriyorsunuz. D1'de şu anda. M1 yani manuel 1. Birinci vites. Biliyorsunuz i8 ile i8 BMW i8 ile burada basmıştık. Basacağız. Basma bizim işimiz. 1, 2, 3, 120'deyiz.
140, 150. Gördüğünüz gibi hiçbir zorlama yok. Araç uçuyor. Birazdan yine basacağım. 130'luk yer var. Orada basacağım arkadaşlar. Darlanmayın. 110 kilometre ile gidiyoruz. Otobandayız. Ses yalıtımı süper. Tabii ki BMW 7 serisi veya S serisi gibi, Mercedes S serisi gibi olmaz. İkisini de sürdüm. Ama bu da çok iyi. Ayrıca bu Audi modellerini çift cam alabiliyorsunuz önde. O zaman 7 serisi ve S serisi gibi oluyor. Kesinlikle garanti veriyorum. 110 kilometre ile gidiyoruz, sanki 50 ile gidiyoruz. Öyle bir his var. Motor sesi yok. Lastik sesi yok. Yani bazen spor sürmek istiyorsunuz ama konfor daha ağır basıyor bende mesela. Böyle bir araç sizin için çok iyi. Benim için de. Mesela şu anda dinamik modundayız. Basmadığım zaman sakin, bastığım zaman 120, 130, 140. Bastığın zaman da sesi yapacak arkadaş. Şimdilik bu kadar. Umarım beğendiniz. Paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum, unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.